30 Ekim'de meydana gelen depremden en çok etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesi giderek hayalet kent oluyor. Yıkım kararı alınan binaların boşaltılması hala devam ediyor. Bölgenin her tarafında nakliye firmalarının kurduğu asansör sistemlerini görmek mümkün. Zemin katlardaki dükkanların işletmecileri yeni bir yaşam kurmak için ellerinde kalan son eşyaları topluyor. Bir yandan da yıkım işlemleri devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısının 506 olduğunu açıklamıştı. Bu da 4239 bağımsız bölüm demek. Depremzedeler bütün hayatlarını geçirdikleri evlerinin yıkılmasını izliyor. Bir yandan da kiraların hızla yükseldiği İzmir'de yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Yani gördüğünüz gibi aslında durum, evimiz ağır hasarlı çıktı. Bir 30 yıllık bir binada kalıyorduk biz hepimiz hep beraber, arkadaşlarımız da öyle. Aynı sitedeyiz zaten hep beraber. Yani evlerimize bir şey yoktu ama ağır hasar olduğu için korkuldu ve kentsel dönüşüme girildi şu anda hep beraber. Şu anda bu şekilde, yani evimizde, evin içinde hiçbir şeyimiz yoktu. Birdenbire yıkıldı yani, öyle söyleyeyim. Şu anda ev tuttuk yani, ilk baş çadırdaydık hep beraber arkadaşımız falan. Ondan sonra yavaş yavaş ev bulmaya başlandı. Birazcık zor bir süreçten geçtik evi bulmasında da. Çünkü emekliyle ilgili, babam emekli. Emekliyle ilgili biraz bazı sıkıntılar yaşattılar. Emekli ev vermem, memur olacak ve memur bir kefiliniz olacak falan dendi. Yavaş yavaş bulundu, işte yerleşmeye çalışıyoruz şu anda. Çok fazlasıyla, çok fazlasıyla. Yani ben depremzedeyim, yani öyle söyleyeyim direkt. Bizim de evimiz var ama kiracımızı çıkartamadık. Kiracımız şu anda bizim kaldığımız yerden daha az fiyata kalıyor. Nasıl olacak, nasıl biteceğiz? Nasıl olacak, bir süreç geçecek bilmiyoruz yani bunu. Yan tarafta bulunan evde benim evim. Biz de aynı şekilde. Biz de şu anda kirada kalıyoruz. Ama yani şu an verdiğim kirayı söylemek gerekirse 1500 liraya kalıyorum. Ama emin olun ki hiçbiri hak etmiyor yani hiçbir şekilde. Ki depremden önce, depremden sonra aradığımızda birçok ev sahibini aradım ben. Birçok emlakçıyla görüştüm. Yüzlerce kişiyle görüştüm diyebilirim aslında. Bana dedikleri şeylerden birkaç tanesi şöyle oldu. 1200 lira yazmış bir internet sitesine. Arıyorum. Fiyatı değişecek, 1500 TL olacak. Fiyatı değişecek, 1200 TL olacak. Bilmem ne olacak. Böyle böyle. Yani bu açgözlülük. Bunun daha fazla açıklaması olamaz yani bence. Adliyeye yakın olması nedeniyle bölgede çok sayıda avukatın bürosu da vardı. Ancak hem bürolar hem evler hızla boşalıyor. Bölgede esnaf da koronavirüsü tedbirlerinden sonra depremin de yıkıcı etkisiyle yaşam mücadelesi veriyor. Depremden sonra çoğu yer yıkıldı. Yıkıldığı için bizim de müşterilerimizin çoğu gitti. Oturan, dediğim gibi oturan kimse de kalmadığı için bizim işler de düştü yani. Bayağı düştü. Ya nereye kadar gidecek? Yani bütçemiz belli, esnafın bütçesi belli. Gittiği yere kadar diyoruz, bekliyoruz yani. Şu anda durum kötüye gidiyor. Yani bütçemiz de belli, biliyorsunuz. Bir yere kadar. Bölge hızla hayalet kente dönerken buradan kopamayanlar da var. Rıza Bey apartmanında kardeşim yaşıyordu. Kardeşimin evi vardı. Kardeşim, annem burada kardeşimin çocuklarına ve bizim çocuklarımıza bakıyordu bu evde. Ben iki kızımı kaybettim, annemi kaybettim, iki de yeğenimi kaybettim. Şu an talebimiz özellikle devlet büyüklerimizden. Şimdiye kadar yanımızda oldular, sağ olsunlar. Ancak Rıza Bey Apartmanı'nın gördüğünüz gibi çocuklarımızın seslerinin olacağı, bundan sonraki çocukların seslerinin duyulacağı bir park olmasını istiyoruz.